Tamam. Başlatabilirsin. Buyurun. Öncelikle tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. 4. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi'nin son oturumundayız. Elbette bizim oturumumuzdan sonra bir kapanış konuşması var, malumunuz. Bu oturumumuzda programda 3 sunucu olduğu görülüyor fakat Tuğçe Türkdoğan rahatsızlandığı için sunuşunu yapamayacak. O nedenle ilk iki sunuçta oturumu tamamlayacağız. İlk sunuş teknolojik değişimin son evresi kültürel dünyanın sonu başlığını taşıyor. Doçent Evet. Doktor Hüseyin Çelik hocamız sunacak. Tabii bu çalışma aynı zamanda Profesör Doktor Uğur Özgöker'in de katkılarıyla hazırlanmış. Her iki Evet. hocam da İstanbul Arel Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde görev yapıyorlar. Evet. Değerli hocam Hüseyin Çelik'e sözü bırakıyorum. Buyurun hocam. Evet. Hocam öncelikle düzeltme yapmak istiyorum. Profesör Doktor Uğur Özgöker Uluslararası İlişkilerde Arel Üniversitesi'nde. Özür dilerim. Evet hocam. Evet, ben de bir ekleme yapmak istiyorum bu arada. Geçen hafta ben de profesör oldum. Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde girişim yapıldı. Böyle bir hayatta bir takım değişiklikler oluyor devamlı. Hocam, Evet. tebrik ederim. Hem profesörlüğünüzü hem de yeni Evet. üniversitenizi hayırlı olsun Evet. diyorum. Ben iletişim profesörüyüm. Yani iletişim alanında Ege Üniversitesi Batın Yayın Yüksekokulu Radyo Televizyon bölümünü bitirdim. Arkasından Ankara Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema ana bilim dalında yüksek lisans ve sonrasında Gazi Üniversitesi'nde aynı alanda 2009 yılında doktoram bitti. 2004 yılında doçent oldum. 2020 yılında da 2004 diyorum. 2014 yılında doçent oldum. 2020 yılında da profesör oldum. Konumuza şöyle geçebiliriz. Teknolojik değişimin son evresi başlıklı ve küresel dünyanın sonu başlıklı bir bildiri sunmak istiyorum. Burada teknoloji hayatımıza oldukça girmiş bir yapısı var şu anda. Teknolojiden vazgeçemiyoruz. Şu anda pandemi döneminde dahi şu ortamda teknoloji ile sizinle hep beraber bir kongre yapıyoruz. Sizlerin çabalarıyla bir kongre yapıyoruz. Şimdi teknolojiye baktığımızda neoliberal politikaların uygulanmasını kolaylaştırdığını görüyoruz. Bu oluşumlar insanları tehdit etmeye başlıyor. Bunun sonucu olarak da toplum çözülmeye, insan giderek kendi içine dönmeye, insanın toplumla ilişkisi değişmeye başlıyor ve toplum bunun sonucunda mikro çözümler sunan kültürel oluşumlara sarılarak bu sorunları çözmeye çalışıyor. Yani insan yabancılaşıyor giderek izole oluyor. İnsanın kişiliği ön plana çıkıyor bu süreçte ve evrensellik geri plana atılıyor. Bunun sonucu insanların kendi kabuğuna çekilmesi ve evrensellikten uzaklaşarak kendi başına çaresine bakması gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu bildiride küresel bir köy olacağı düşünülen yeni dünya yaşamında teknolojinin etkisi ortaya konulması hedefleniyor ve ulus devletlerin önem kazandığı iddia ediliyor ve bunun sonucunda da cemaatleşme yani Gemeinschaft dediği dedikleri bir oluşum meydana geliyor. Yani neoliberal süreç bizi cemaatleşmeye doğru, devletleştirmeden öte cemaatleşmeye doğru sürüklüyor. Bir taraftan Avrupa Birliği, ABD, Rusya ve bunların periferaları ve Çin ve etrafındaki ülkeler yani onlar birlikte hareket eden ülkeler eski önemini kaybetmeye başlamış. Diğer taraftan ulus devletler parçalanmaya başlamış. Böylece toplum, cemaat yani topluluğa, cemiyete dönüşmüş durumda. Giderek bu evreye doğru gidiyor. Yani çeşitli çalışmalarda iddia edildiği gibi teknoloji küresel köye yol açmamakta Maslow'un dediği gibi. Aksine köylüleşmiş insanlar biçimine yani cemaatleşmeye doğru gidildiği görülmekte. Bu konularda Ernest Laclau ve Chantal Mouffe, Emmanuel Wallerstein, Zygmunt Bauman ve Zizek gibi bunun oluşumunun ilk işaretlerini veren kişilerin de çalışmalarında ile yerleşmeli ve evrenselleşmenin etkilerinin ortadan
kattığı günümüz dünyasında teknolojinin hegemonyayı sağlayan elverişli bir araç olduğu üzerinde durulmalı. Sonuçta neoliberalizm ülkelere ve insanlara dayatılmasına bir enstrüman olarak teknolojiyi kullanıyor. Ve teknolojinin evrenselleşmeyi sağlamadığı ve tikel bireyi çaresiz duruma soktuğu görülüyor dünyamızda. Öncelikle tikellik ve evrensellik üzerine bahsetmek istiyorum. Günümüzde hegemonyanın her yere yayılması ve egemen hale gelmesi ilk kez Laclau ve Mouffe tarafından iddia edildi. Çünkü bu düşünürler Şili'de Allende'nin devrilmesi ile diktatör Pinochet'in iktidara gelmesinin bu oluşum için ilk işaret kişiyi olduğunu öne sürüyorlardı. Çünkü neoliberal yapının uygulanması için Milton Friedman gibi iktisatçılar daha 17-18. Yüzyıllarda Milton Friedman bu yüzyılda 79 yılıydı. Bu ülkede Şili'de neoliberal gelişimler için bu ülkeyi Şili'yi bir laboratuvar olarak kullandılar. Ardından neoliberal yapı tüm dünyada egemen olmaya başladı. Laclau ve Mouffe demokratik siyaseti kendi yoklukları içerisinde yoğrulmuş bir siyaset toplulukların üzerinde yoğunlaşmış dışlamalarla oluştuğunu, çünkü herhangi bir tikel özne oluşuna henüz tanımlayamamış ve bir türlü oluşamamış olduğunu öne sürüyorlar. Bunu açacağım biraz. Bu tamamlayamamışlık durumu öznenin tam da sınırına tekabül ediyor. Bu nedenle özne kendisini tamamlamak istediğinde bu sınıra toslamakta, yani hegemonyanın kucağına düşmektedir. Arkasında onu boyun eğme ve razı olma davranışını göstermektedir. Judith Butler'a göre hegemonyanın normatif ve imser uğradığı, aynı onun deyimiyle, liberalizmin temel koşullarında daha kapsayıcı, daha dinamik, daha somut hale getirerek demokratik olanakları, genişletme olanaklarını dayatıyor. Bu şekilde bir değişim olanağı, siyasal eklemlenme alanı üzerindeki yapısal sınırlamaların kuramsal bir üst belirleniciliğiyle olanaksız hale getirilirse, o zaman hegemonyanın siyasal projesini korumak için tarih ile yapı arasındaki ilişkiye göz atmamız gerekir. Bu aşamada Gramsci'nin rıza gösterme, razı olma ve kendinden hegemoniye uyumlaştırma, yani uyum gösterme hali ortaya çıkıyor. İnsanlar benden öteye geçtiklerinde tikel özneden ayrılarak evrenselliğe adım atıyorlar. Ben özgü bir oluşumdur, düşünüyorum, o halde varım düşüncesi içerisinde gelişen bu durum, özgür bir yapı olduğu kadar dışarıdan soyutlandığı için tek başına varlık göstermektedir. Özgürlüğün tam karşılığı da bu durumdur. Yani ben dışa döndüğünde somut gerçeklerle karşılaşır. Yani bir toplumun içerisine girdiğinde somut gerçeklerle karşılaşıyor. Platon'un mağara alegorisinde olduğu gibi normatif olarak dış tarafa girmek için hazırlık yapmaya çalışsa da dış taraf hiç de öğrendiği ve çalıştığı gibi, hazırlık yaptığı gibi bir yer değil. Dünya gerçekliği tikel öznenin aksi bir durumu. Dünya kategorileri devamlı surette evrimleşiyor ve değişmeye ve şekillenmeye devam ediyor. Verili bir dünyaya girmek öznenin artık tikel bir özne olmadığını bize hatırlatıyor. Kültür bu dayatmanın en önemli figürü haline gelir. Kültür çevrimleri sınırlanmış kendilikler olmadığı için onlar da değişim tarzları açısından kendi kimliklerinin kurucusu durumundadırlar. Hegel, efendilik ve kölelik çalışmasında şunu vurgulamış. Devlet, terör koşullarında hiçbir birey kendi imzasını taşıyan bir netliği dışlaştıramaz. Bilinç kendini dolayımıyla dışa vurma kapasitesini kaybetmiştir ve hiçbir şeyin ipini koparıp kendisine karşı duran özgür bir nesne olmasına izin veremez. Yani evrenselliğe kesinlikle adım atamaz diyor. Böylece birey kendi içine düşmüştür ve çevreyle eklemlenme korku duymaktadır. Kendi mağarası içerisine çekilir ve kendi iç dünyasına sürüklenmeye ve ölmeye başlar. Artık bu hayatta kalanlar birey değildirler. Yani bu dünyada kalanlar artık birey değildirler. Bu ortamda bunlar hayalet gibi yaşarlar. Hegemonyanın en fazla etkisinde kalanlar da bu insanlardır. Evrensellik bu anlamda tüm tikelliği kucaklamadığı, aksine tikelliği temel bir düşmanlık üzerine kurulu olduğu ölçüde tam da kendisini kuran
düşmanlık olmaya ve onu canlandırmaya devam ettiğini görüyoruz. Çünkü gücünü devam ettirmesi için bu oluşumlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu durum Tikel'liği devamlı canlı tutar ve Tikel her zaman sınıra hamle yapar ve süreç bu girişimlerle devam eder. Bir de buna ek olarak göstergenin yalnızca gösterdiği şeyle özel bir görünmeyle kalmayıp aynı zamanda o şeyi kendisine göre düzenlediği, Lacan'ın Capitone noktası dediği nokta arasında bir paralelini kuruyor. Günümüzde zihin deyimiyle kendi nesnesini dışarıda bırakan teknolojiden bahsetmek gerekiyor. Göstergelerin aşırılaşması ile meydana gelen gösterge enflasyonu teknoloji sayesinde gerçekleşiyor. Böylece bu simgeleştirme edimi gerçekleştirmiş oluyor. Burada nesneye yani gösterilene kullandığı ada yani gösteren aracılığıyla geriye dönük olarak belli bir zorunluluk vaaz etme eylemi zorunluluğu ortaya çıkıyor. Simgeleştirme edimi ürettiği birliği sürdüremeyeceğini anladığında bastırıp birleştirmeye başladığı toplumsal güçle adını evcilleştirici kaplamasını yarıp ortaya çıktığında parçalanıyor. Örneğin bir muhalefet noktası bulduğumuzda bu mekanizmayı yarıp parçalanma sonucu oradan çıkan öteki oluşumunda bir durum da aynen böyledir. Oysa muhalefet egemenliğin dayanak noktasıdır. Egemenlik muhalefetin istifade etmekte, buna karşılık bunu gizlemektedir. Muhalefet de bunu görmemekte gelmektedir. Yani görmezlikten gelmektedir. Bizek iktidarın bizi kısıtladığı şeye rıza göstermeye bizi mecbur ettiğini ve özgürlük ile direnişim bile egemenlik anlayışını dönüştürdüğünü açıklıyor. Hegemonya bizzat siyasal bir ilişki alanı tanımlamaktadır. Gramsci sivil toplum egemenlik olarak tasavvur edilen devletin karşısında koymaktadır. Devlet hegemonik bir örgütlenmedir. Bunu kültür biçimlerini dayatarak ve razı ettirerek yapar. Günümüzde neoliberal süreçte artık devlete ihtiyaç kalmamaktadır. Çünkü neoliberal örgütlenme, yani çok uluslu güç şirketlerle oluşan neoliberal örgütlenme, günümüzde sihirli sopasını bulmuştur. Bu sihirli sopa teknolojidir. Bu baskı aygıtı hegemonyayı sağlamaktadır. Çünkü bu nedenle teknoloji ve hegemonya arasındaki ilişki üzerine durulmalıdır. Teknoloji ve hegemonya ilişkisine baktığımızda teknoloji yapısı itibariyle totaliter olma eğilimindedir. Bir normatif ve teknik örgütlenme biçimi olan teknoloji talimatlara göre çalıştığında işini başarıyla yapmak olanağına kavuşmuş olmaktadır. Toptancı bir düşünceye sahiptir ve karşılıkların oluşmasını istememektedir ve bunları engellemeye çalışmaktadır. Teknolojiyi topluma getirdiğimizde bu kurallar malzemesi olarak tıkır tıkır çalışan bir saat gibi örgütlenme biçimleriyle karşılaşırız. Bu sistemi delmek, çıkmak boşuna bir uğraşıdır. İnsanlar bu toplumda kendilerine sunulmuş olan seçenekleri kullanabilirler. Aslında seçeneklerin geniş olduğu ve insanların özgürce seçim yaptıkları iddia edilmekte ve insanlar buna inandırılmaktadır. Teknoloji arttıkça toplumsal denetim artmaktadır. Günümüzde bilgisayar ve cep telefonu teknolojilerinde bu durum rahatlıkla görülmektedir ve yaşanmaktadır. Böylece makineleşme toplumsal denetimin önünü açmış durumdadır. İnsanları pasifleştirici, devamlı kurallara uyan ve toplumdan yalıtılmasını sağlayan bu süreç insanın yabancılaşmasını sağlamaktadır. Böylece ileri teknolojik toplumda bilimsel ve teknik ilerlemenin bir tahakküm aracına dönüşmesine başlanmıştır. İleri teknolojik toplumunda Marcus'un dediği gibi özgürlük, barış ve insan hakları belli sınırlar dahilinde gerçekleşmektedir. Marx, teknolojik gelişmelerin bu değişimi yaratacağını daha önce görmüştür. Marx'a göre teknolojik buluşlar ekonomik etkilerinden başka insanların gerçeği algılama biçimlerini etkilemekte, onların sosyal ve zihinsel hayatı anlamlandırma yollarını belirlemektedir. Bu şekilde gelişen teknoloji, siyasi, ekonomik, kültürel ve sanatsal tahakküme yardımcı olmaktadır. Teknolojiyi bu şekilde kullanma tarzı aynen Alfred Nobel'in barutu insanlığın yararı için icat edip bunu icadını insanları yok eden bir araca dönüştürülmesi gibi teknolojinin kötü amaçlar için kolaylıkla kullanılmaya potansiyeli içerisinde barındırmaktadır. İleri teknolojik düzenin ussal olması yani akılcıl olması ve bu şekilde içerisinde oluşan mantıksal düzen doğanın koşullarını bir kenara bırakarak kendi düzenini dikte ettirmektedir. İnsan da doğanın bir parçası olduğundan Marcus'un dediği gibi tek boyutlu insan olarak olması istenmektedir. Fakat
neoliberal düzende karşı çıkmak olanakları hemen hemen imkansızdır. Biraz önce söylediğim gibi oluşturulan bu yetkici sistem, otoriter şema tüm insanı bilimsel ve teknik faaliyetlerden ruhuna işlemesine neden olmaktadır. Teknoloji sayesinde devletler bu evreni medya ile inşa etmektedirler. Güç, sermaye ve iktidar ve çıkar ilişkileri üzerine kurulan bu modelde medya başat bir rol oynamaktadır. Kapitalizm yaptığı sembolik üretimlerle medya sayesinde izleyicileri daha fazla kontrol etmek istemektedir. Meta üretim, dağıtım ve tüketim pratikleri yeni medya teknolojileriyle üretilmekte ve böylece insanlar neoliberal sürece dahil olmaktadırlar. Giderek metalaşan ve eşitin sembolik değişim tarzlarını yaymak için tüketicileri yaşamlarını biçimlendirecek bir ideoloji dayatılmaktadır. Medya aracılığıyla üretilen metalar veya sembollerin yaratılan ihtiyaçlarla yönlendirmeler ve ikna mekanizmalarıyla tüketilmesini sağlamaktadır. Medyanın neoliberal politikaların uygulamasındaki bu başarı rolü ile kültürel materyalizm ortaya çıkmıştır. Garnham'a göre bu kavram sembolik değişimin toplumsal sürecinin indirgenemez maddi belirleyiciliğine ve kapitalist üretim tarzının genel geçimi içerisinde meta üretimi ve değişme alanıyla birlikte gelen bu süreçlerin etkilerine tarihi olarak aldığı biçimler etrafında odaklanmayı gerektiğini söylemiştir. Dev şirketler ve çıkar grupları neoliberal yapıyı ortaya çıkarmaktadır. Mal ve hizmetleri serbest dolaşım olarak tanımlanan bu süreçte batı şirketleri tam hakim konumundadırlar. Bu süreçte her ülkeye serbest olarak girmek istemektedirler. Liberal süreç ilk kez geçen yüzyılda imparatorlukların dağılmasını sağlamış ve iki dünya savaşı ile kaynakların paylaşılmasını tekrar tekrar düzenlemiştir. Oluşan ulus devletler mal ve hizmetlerin serbest dağılımını yerine yetmemiş ve soğuk savaş sonrasında neoliberal politikalar uygulanmaya başlamış. Bu uygulamalar dünyaya hakim olan batıda yer alan iki elin parmaklarını geçmeyen çok uluslu şirketler ile dayatılmaktadır. Gelecekte ulus devletin ortadan kalkması, gerekirse binlerce devletin ortaya çıkması ve cemaatleşmeyle birlikte mal ve hizmetlerin daha kolay satacak bir oluşumun arzulandığı bir dünya öngörülmektedir. Bu devletçikler güçlü olmayacak, gümrük duvarları ve güvenlik güçlerine sahip olmadıklarından şirketlere bu alana girmesi kolaylaşacaktır. Evet, bağladığımızda sonuç olarak neoliberal süreçte teknolojiden azami ölçüde faydalandığını görüyoruz. Teknoloji totaliter bir doğaya sahip olma biçimi ve bu şekilde çalışması kapitalistler tarafından elverişli bir aygıt olarak kullanmaya başlamalarına neden olmuştur. Birey devamlı surette sistemin dışına çıkmasına çabaladığı halde hegemonyanın kucağına düşmekte ve sisteme boyun eğmektedir. Bu boyun eğmede teknolojiyi sembolik üretimle bireyin razı edilmesinde ve mücadele etmemesine katkıda bulunmaktadır. İnsanlar sistemin dışına çıkmaya çabaladıklarında teknolojik üretimde bunun boşuna bir çaba olduğu ve en güzel oluşumun sistemin içinde kalınması olduğu insanlara dayatılmaktadır. Özne bu nedenle evrenselliğe adım atamamakta ve sınıra toslamaktadır. Bazen sistem sınır dışına çıkmaya sembolik üretim teknoloji sayesinde izin verilmektedir. Bu da mış gibi yapılan izin verme davranışları insanların gazını almakta ve öteye geçmemelerine neden olmaktadır. Neoliberal taktikler ve oluşumlar mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı için aynı tüketici bireylerine, yani standartlaşmış tüketici bireylerine ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu tüketici bireylerine ihtiyaç bulunmaktadır. İnsanlar aynı şekilde düşünmeli ve aynı tüketici davranışlarını sergilemelidirler. Bu sahte bir küreselleşme oluşumudur. Küresel dünyanın öngördüğü sınırların kalkması teknoloji sayesinde gerçekleşmiş gibi görünmesine rağmen mal ve hizmetlerin serbestçe akışından başka bir anlam ifade etmemektedir. Teknoloji sayesinde sınırların kalktığı düşüncesinin tam tersi bir oluşumu içerisine girildiği görülmektedir. Sınırlar artık hegemonyanın belirlediği ve teknik olarak inşa edilen sınırlardır. Böylece sisteme karşı direnme ve muhalefet mümkün olmamakta ve sınırların içerisinde kalınmaktadır. Teknolojinin ufsal olması, yanakıcıl olması zaten totaliter olmasını sağlamaktadır. Totaliter bir yapıdan medet ummak ve teknolojinin insanları özgürleştirdiğini düşünmek hayalci bir yaklaşımdır. Bundan dolayı gelecekte çok uluslu şirketlerin teknolojinin
Bu totaliter yapısı nedeniyle daha fazla istifade edecekleri ve üstelik devlet yapılarını arzu etmedikleri ve kendilerine engel olarak gördükleri bir mücadeleye girişecekleri değerlendirmektedir. Arz ediyorum. Hüseyin Hocam, sunuşunuz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Açıkçası biraz geleceğe karamsar bakmama neden oldu. Evet, ama biraz kötümser eleştirel bakmaya çalıştım. Evet, yani teknolojinin ilerlemesi konusunda olumlu yaklaşırken, teknolojiden pek çok şey umarken geleceğe yönelik sizin sunuşunuz büyük soru işareti. Evet. Çok teknoloji bir ilave yapmak istiyorum. Teknoloji bir ussal, bir akılcı bir yapılanmadır. Örneğin internete baktığımızda internet dünyada 5 tane server'ın bir araya gelmesi. 5 aslında bir yeter ama birbirinin yıkılmaması için 5 tane server birbirine bağlanmakta. Bakın server, bilgisayarcılar iyi gelir, bir komutandır. Client'lar, yani server'a bağlı olan diğer bilgisayarlar komutana bağlı çeşitli birimlerdir. Yani o komutanın el verdiği şekilde davranırlar. O izin verdiği ölçüde davranırlar. Bir programcı sokarsınız ana bilgisayara, yani ana serverlara, onun dahilinde iletişim kurabilirsiniz. Onun dışında iletişim kuramazsınız. Bunu ilave etmek istedim. Çok teşekkürler hocam. Çok teşekkür ederim. Melisa Hocam'a dönüyorum. Kendisi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde, evet, kamu yönetimi bölümünde lisansüstü programında yer alıyor. Melisa Hocam da tıpkı Hüseyin Hocam gibi 20-25 dakikalık süreye riayet edebilirseniz sevinirim sunuşunuzda. Cinsiyet ayrımcılığı ile küreselleşme arasındaki bağlantıyı sunacak hocam. Buyurun. Öncelikle hocam hepinize merhaba. Ben Melisa. 19 Mayıs Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Şu anda tez aşamasındayım. Geçen seneden beri yüksek lisans programındayım. Lisansı da yine aynı üniversitede kamu yönetimi bölümünde bitirdim. Yine yüksek lisansıma devam ediyorum. Ben mümkünse slide kullanacağım ama sorun olur mu? Lütfen, elbette kullanabilirsiniz. Şuradan oluyor sanırım hocam. Deneyeceğim. Hocam niye olmuyor şu an, anlamadım. Nasıl paylaşacağım? Siz yansıtamadınız mı ekrana slaytınızı? Yok hocam, şu an niye olmuyor anlamıyorum ama bir baştan açayım. Merhabalar Melisa Hanım. Önce dosyayı açacaksınız. Sonra ekranı kapatacağız. Ekran paylaşımı yapacaksınız. Bir dakika hocam o zaman. Açtım şimdi dosyayı. Ekran, uygulama pencere. Ha, tamam. Bir dakika. Geldi mi hocam? Evet, geldi. Görüyorum. Geldi. Devam edebilirsiniz sunuma. Tamam hocam. Cinsiyet ayrımcılığının küreselleşme bağlamında değerlendirilmesi başlıklı bildiriyi sunacağım ben. Yine Hüseyin hocamın anlattığı şeylerle benzer şeylere de değineceğim aslında. Küreselleşme kavramı. Onun dışında teknolojiye de değineceğim. İlk önce konu, amaç ve yöntemden bahsetmek istiyorum. Konum küreselleşme ve cinsiyet ayrımcılığı ilişkisi. Amacım küreselleşme sürecinde uygulanan kapitalist politikaların kadın emeği ve yoksulluğu üzerinden cinsiyet ayrımcılığına etkisini ortaya koymak. Literatür taraması yöntemine dayalı olarak çalışmamı gerçekleştirdim. Çalışmam toplamda 3 bölümden oluşuyor. Küreselleşme ve yoksulluk, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet ayrımcılığı, son kısımda da küreselleşmenin cinsiyet ayrımcılığına katkısından bahsedeceğim. İlk önce küreselleşme kavramından bahsetmek istiyorum. Aslında demin de hocam da değindi. Benzer şeyler söyleyeceğim ben de. Küreselleşme ile birlikte uluslararası sistemin hızlı bir değişim içerisine girdiğini görüyoruz. Kavram kimilerine göre dışa açıklık, karşılıklı bağımlılık gibi şeyleri ifade ederken, kimilerine göre de ülke ekonomilerinin büyümesi, refahın artması anlamına geliyor. Serbest rekabet ve piyasa düzeninin uluslararası kuruluşlarda denetlendiği bir sistem olarak görülüyor. Kimi çevrelerce tek bir dünya düzeni veya bütünleşme olarak da ifade ediliyor. Bazı durumlarda da ulus devletlerin egemenliklerini sınırlayan bir eğilim olarak görülüyor. Bazen de rekabete açılmak olarak tanımlanabiliyor. Kavramın üzerinde
Yine bir başka tanıma göre de küreselleşme, ulus devlet sınırlarının ortadan kalkması, ulus devletlerin çöküşü, insan ilişkilerinin küreselleşmesi, çok uluslu şirketlerin güçlenmesi anlamını da geliyor. Bu kavram küreselleşme karşıtlarınca da farklı şekilde tanımlanıyor. Bu görüşe göre de küreselleşme emperyalizmin destekçisidir. Hatta emperyalizmle eşdeğerdir diyor küreselleşme karşıtları. Küreselleşme ilgi uyandıran bir kavram. Fakat sadece birkaç şirketin bu süreçte başarılı olabileceği düşünülüyor. Çünkü bu süreç pahalı ve zaman gerektiren bir süreç. Küreselleşmenin tarihsel gelişim sürecinden biraz bahsetmek istiyorum. Küreselleşme özellikle geçen yüzyıldan beri fazlaca kullanılan bir kavram. Fakat küreselleşmenin başlangıcını Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfine kadar, Avrupa'daki ilk sömürgecilik hareketlerinin başladığı zamana kadar götüren görüşler mevcut. Ama genel olarak 3 dönemde inceleniyor. Birinci dönem Portekizli denizci Magellan tarafından başlatılıp İspanyol denizci Elcano tarafından bitirilen dünya turuna kadar dayanıyor. Bu gelişmelere bağlı olarak 16. ve 17. yüzyıllarda küreselleşme süreci daha da hızlanıyor. Bu tarihlerden itibaren İspanya ve Portekiz daha da güçlenip koloniler kuruyor. İşgal ettikleri yerlerde baskıya dayalı rejimler ortaya koyuyorlar. Ayrıca bu iki devlet sömürgelerinden ucuz iş gücü ve ham madde temin ederek sahip oldukları altın ve gümüşü batıya aktarıyorlar. Bu da aynı zamanda merkantilizmin de başlangıcı olarak kabul ediliyor. Kısaca bu dönem fetihler ve sömürgecilik hareketleriyle geçiyor diyebiliriz. İkinci dönemde sanayi devriminden başlatılıyor. Bu dönemde bilimsel bilginin geliştiğini görüyoruz ve bilimsel bilgideki gelişmeye bağlı olarak da küreselleşmenin hızlandığını görüyoruz. Gelişen teknoloji sonucu Batı ile diğer ülkeler arasındaki uçurum da giderek derinleşmiştir. Ham madde ve pazar arayışı yeni sömürgelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu aşamaya da küreselleşmenin emperyalizm aşaması diyoruz. Emperyalizm dönemde deniz aşırı ülkelere kadar yayılmıştır. Küreselleşmenin 3. döneminde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızlanmıştır. Bunun sebebi sanayi devrimi ve Birinci Dünya Savaşı arasındaki dönemde devletler arasındaki ilişkilerin hızlanmış olmasıdır. Özetle bu dönemde küreselleşme sömürgeci ve sömürge ülke arasında hızlanmıştır. Günümüzde de küreselleşmenin gelişimini hızlandıran faktörler var. Bunlar neler? Destekleyici faktörler, hükümet politikaları ve şirket stratejileri olarak ayırabiliriz bunları. Şimdi yoksulluk kavramı ve türleri var. Yoksulluğun tanımı biraz sorunlu çünkü yanıtlandığı kişiye göre, nasıl anlaşıldığına göre, ülkelerin refah seviyesine göre bu değişiyor. Hatta 2006 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı da yapmış olduğu çalışmada yoksulluk kavramının çok farklı anlam kümeleri taşıdığını belirtiyor. Yoksulluk kavramı başlarda maddi olarak tanımlansa da sonrasında çok boyutlu bir hale getiriliyor. İnsanların yalnızca günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak kadar gelire sahip olmasını artık yoksul olmadıklarını göstermiyor. Yoksulluk insanın yeryüzünde ortaya çıkışından itibaren var olan bir kavram. Ancak küreselleşme süreciyle birlikte daha da fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Genellikle literatürde bu kavramın kullanılmasındaki amaç fiziksel cinsiyetin psikolojik karakterden farklı olduğunu açıklamak. Kavram 50 yıllara gelindiğinde de psikolojide kişinin kadın veya erkek olduğuna dair öz algısı olarak tanımlanıyor. Toplumsal cinsiyet kavramının gelişimini iki aşamada inceliyorum. Birincisi aydınlanma ile birlikte ortaya çıkan sekülerleşme süreci. Aydınlanma ile birlikte Tanrı'nın kadın ve erkeği izlemesi için bir yol öngördüğü inancı çürütülüyor. Tanrı emirlerinin yerine eleştirel ve bilimsel aklın yerleştirilmesi, insanların yaşamında önceden belirlenmiş bir ilahi hedefin olmadığı fikrinin kabulüyle birlikte cinsiyet sorunu dini ve ahlaki bir perspektifte ele alınmaz oluyor. Artık kadınlık ve erkekliği tanımlayan şey din değil, toplum oluyor. Bundan böyle Tanrı'nın yerini toplum alacak. Toplumsal cinsiyet modern devletlerin inşası sırasında siyasal bir araç olarak da kullanılacak. Cinsiyet konusunda ikinci aşamaya 19. yüzyılın sonlarında geçiliyor. Bu aşamada hocam, Türkiye... alma şey var. Onu yaparsan. Efendim hocam. Cinsiyet konusunda ikinci aşamaya 19. yüzyılın sonlarında geçiliyor. Bu aşamada temel sorunlar kadınların egemenlik altına alınması,
ikinci planda kalmasının sebeplerine ilişkin sorun artık tamamen toplumsallaşmış ve bu konuda farklı yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Toplumsal cinsiyet kavramını Simone de Beauvoir'ın kadın doğulmaz, kadın olunur sözüyle de özetleyebiliriz. Bu söz bize cinsiyetin bu dünyada öğrenildiğini, toplum tarafından kurgulandığını gösterir. Cinsiyet ayrımcılığından bahsetmek istiyorum biraz. Cinsiyet ayrımcılığı denildiğinde de akla ilk gelen kadın. Bunun sebebi de kadınlara toplum tarafından biçilen cinsiyet rolleri sonucu kadınların politika, ekonomi gibi alanlarda erkeğe göre daha aşağı bir konumda görülmesi. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, uluslararası sözleşmesi var. Burada upuzun bir tanım yapılmış ama kısaca kadınlara karşı ayrımı şöyle tarif ediyor. Kadınların temel insan hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılması, kısıtlanması olarak tarif ediliyor. Ayrıca bu sözleşmeye göre hiçbir kadın farklı oldukları gerekçesiyle hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılamaz. Cinsiyet ayrımcılığını kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılıkları öne çıkararak açıklayan fikirlerin aksine ayrımcılığın siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çocuk doğduğu andan itibaren toplumsal cinsiyet kurallarına göre yetiştirilir. Toplumsal cinsiyet rolleri tarihsel, sosyokültürel, ekonomik ve siyasi bir altyapısı olması sebebiyle toplum tarafından yeniden üretilmektedir. Bu sayede onların normal ve doğal olduğuna dair algı da güçlenmektedir. Şimdi kadın istihdamı ve küreselleşmeye değinmek istiyorum bir de. Küreselleşme sürecinin ülkelerin refah seviyesini artıracağı, ekonomilerin büyüyeceği söyleniyordu. Fakat uygulamada bunun böyle olmadığı açıkça görülüyor. Süreç az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin aleyhine işliyor. Eşitsizlikleri daha da arttıran bir görünüm çiziyor. Bu durumdan en olumsuz etkilenen gruplardan biri de yine kadınlar. Küreselleşme birçok açıdan kadın istihdamını etkiliyor. Bunlardan biri dış ticaret. Dış ticaretle birlikte kadınların iş gücüne katılımı artıyor ve kadınlar ihracata dayalı sektörlerde tercih edilmeye başlanıyor. Dış ticaretin teknoloji boyutu da önemli. Çünkü vasıfsız, emek yoğunluğunun olduğu sektörlerde daha çok kadınlar tercih ediliyor. Dış ticaret bir yandan kadınların iş gücüne katılımını arttırıyor. Fakat diğer yandan düşük ücret sebebiyle kadın istihdamını arttırdığını da söyleyebiliriz. Toplumsal cinsiyet küresel kapitalist süreçlerinde önemli bir özelliği. Kadınların kayıtlı veya kayıt dışı ücretli iş gücüne katılımının artması da emeğin feminizasyonu kavramıyla ifade ediliyor. Bu kavramda tüm sektörlerdeki kadın emeği katılımının artması, geleneksel olarak erkeklerin elinde bulunan işlerin kadınların eline geçmesine işaret ediyor. Kadınların emek piyasasına yoğun katılımı esnekleşmeye ve kayıt dışı yani en formal sektöründe genişlemesine yol açıyor. Kadın emeğinin bu alanlarda daha rahat kullanılabilmesini sağlıyor. Emeğin feminizasyonu daha fazla kadını iş gücüne dahil ediyor. Çalışma koşulları ve istihdam olanaklarını da farklılaştırıyor. Kadınlar iş gücü piyasasına eskisinden daha çok girseler de bu süreçte kadınlar tarafından yapılan işlerin büyük bölümü sosyal güvenlikten yoksun, düşük ücretli, herhangi bir yasal koruma içermeyen işler. Küreselleşmenin kadın istihdamı üzerindeki bir başka etkisi de esnek çalışma şekillerinin ortaya çıkması. Mesela yarı zamanlı çalışma, esnek çalışma biçimleri arasında en yaygın, en bilineni. Bu durum ücret sisteminden çalışma biçimine kadar işverene ve işçiye kolaylık sağlıyor. Kadın iş gücünün erkek iş gücüne kıyasla daha ucuz olması, uzun çalışma saatlerini ve sosyal güvenlikten yoksun çalışmayı kadınların kabul etmesi de esnek çalışma sistemine kadınların daha kolay entegre olmalarını sağlıyor. Kadının iş gücüne katılımı önündeki engellerden biri olan kayıt dışı istihdam da küreselleşme süreciyle birlikte artış gösteriyor. Kayıt dışı istihdamın cinsiyete göre dağılımına baktığımızda da yine kadınların daha fazla kayıt dışı istihdamda çalıştırıldığını görüyoruz. Özellikle tarım, tekstil ve hazır giyim sektöründe kayıt dışı istihdam daha yüksek olabiliyor. Yani kadın istihdamındaki artışın asıl sebebi eğitim, ekonomik veya kanuni değil de kadınların daha düşük maliyetli, daha kolay işten çıkarılan özelliğe sahip olmasından kaynaklanıyor. Küreselleşme sürecinde cinsiyete dayalı iş bölümüne değinmek istiyorum ben. Toplumsal cinsiyet politikaları ve düzeni küresel ticaret, uluslararası piyasa gibi alanlarda yeniden inşa ediliyor. Bunun sonucu olarak toplumsal cinsiyet konusunda tarafsız kalma düşüncesi kapitalist ekonomide yalnızca
görünüşte kalıyor. Küresel sistemin egemen kurumları da erkekler tarafından yönetilmektedir. Küreselleşme süreciyle birlikte artan ihracat sonucu iş gücü piyasalarında kayıt dışı, geçici istihdam gibi standart dışı istihdam biçimleri yaygınlaşmakta. Dünya üzerindeki ucuz iş gücü olan ülkelerde 70'li yıllarda ortaya çıkmaya başlayan dünya pazarı fabrikalarında büyük çoğunlukla kadınlar istihdam ediliyor. Asya, Latin Amerika ve Afrika'da bulunan fabrikalarda işçilik maliyeti daha düşük olduğu için kadınlar erkeklere kıyasla daha çok tercih ediliyor. Kadınların ise hak ettikleri ücretin çok altında çalışmasına sebep oluyor bu durum. Ataerkil sistemin kadınları aşılamış olduğu dayanıksızlık, kırılganlık, güçsüzlük gibi özellikler sebebiyle de kadınlar iş yaşamında ücret ayrımcılığına maruz kalıyorlar. Bu durum evin geçimini sağlayan erkek olduğu için kadının ev bütçesine çok az da olsa katkıda bulunmasının bile yeterli olduğu inancına dayanıyor. Toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü sonucu kadınların düşük ücretle çalışması kadını maddi olarak erkek karşısında dezavantajlı duruma getirip bağımlı kılıyor. Küresel kadın yoksulluğuna değinmek istiyorum. Ekonominin küreselleşmesi sonucu bir de karşımıza küresel kadın yoksulluğu diye bir kavram çıkıyor. Dünya nüfusunun yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Fakat kadınlar dünyadaki gelirin onda birine, dünya mal varlığının ise yalnız %1'ine sahipler. Bu durum kadınların toplumsal statüsüyle yakından ilgili ve kadınların her alanda hak ve özgürlüklerden erkeklerle eşit biçimde yararlanmasına engel oluyor. Kadın yoksulluğu kavramının literatürde yer almaya başlaması da yakın zamana denk gelmekte. Kavramı ilk defa 78 yılında Diana Pierce tarafından kullanılıyor. Pierce bu kavramı Amerika'da kadınların iş gücüne katılımındaki artışa rağmen yoksulluğun da giderek artmasına ifade etmek için kullanıyor. Kadının iş gücüne katılımının düşük olması ömür boyu erkeğe bağımlı olması anlamına da geliyor. İstihdamın sağlamış olduğu sosyal güvenlik ve emeklilik gibi olanaklardan bu durumun bir göstergesi. Kadın yoksulluğunun bir sebebi de eğitim. Eğitim olanaklarından faydalanmak yoksulluğu daimi bir hale getiriyor. Tüm bunların dışında toplumun kadın cinsiyetine biçtiği roller kadınlara gelir elde etmek için zaman kalmamasına da neden oluyor. İş hayatında kadınlara karşı ayrımcı davranışlar sergilenmesi de kadın yoksulluğunu arttırıyor. Kadınların iş yaşamında kadın rollerine uygun işler yapması bekleniyor. Hatta kadın ve erkeğin birlikte çalışması eleştirilebiliyor. Özetle kadın yoksulluğunu meydana getiren dinamikler toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle yakından ilgilidir diyebiliriz. Sonuç olarak bağlarsak cinsiyet ayrımcılığı konusunun küreselleşmeyle ilişki içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Küreselleşmenin ülkelerin refah seviyesi aracığı, ekonomilerin büyüyeceği söyleniyor. Fakat süreç bu yönde işlemiyor. Yoksulluğun, eşitsizliğin ve ayrımcılığın da daha da derinleşmesine sebep oluyor. Toplumsal cinsiyet kalıpları da küresel ölçekte pekiştiriliyor. Bu durumdan en çok etkilenen yine kadınlar oluyor. Küreselleşme kadın emeğinin sömürüsünü ve görünmez kılınmasını da beraberinde getiriyor. Özellikle kayıt dışı istihdamda çalışanların en fazla kadınlar olması da bunun bir göstergesi. Cinsiyet ayrımcılığının ve cinsiyete dayalı iş bölümünün tarihçesine baktığımızda da bunların çok eski tarihlere kadar dayanıldığını, tarihsel, sosyo-kültürel bir arka planın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla meseleye bugünden bakmak doğru değerlendirmemeye sebep olacaktır. Yarattığı sorunlar düşünüldüğünde de küreselleşmenin sadece ekonomik bir boyuta indirgenmesi doğru değildir. Küreselleşmenin arka planda kalan kadın yoksulluğu, cinsiyet ayrımcılığı gibi boyutlarının da gündeme getirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yönelik yasaların yapılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Evet, çok teşekkür ederiz bu sunuş için Melisa Hocam'a da. Açıkçası ben teşekkür ederim. Önce şunu söyleyeyim, soru soracak katılımcılar yazabilirler. Panelinizde sağ tarafta yazabileceğiniz yer var. Oraya tıklayıp yazabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim, öncelikle ilk sunuş sonunda belirtmiştim, teknolojideki ilerlemenin bireysel özgürlük alanını genişletici bir etkisi olduğunu düşünüyordum. Böyle bir ön kabulüm vardı. Hüseyin Hocam'ın sunuşu bu konuyu sorgulamama yol açtı. Aynı şekilde küreselleşmenin de cinsiyet ayrımcılığına olumlu bir katkı, yani cinsiyet ayrımcılığını azaltıcı bir rolü olduğunu düşünüyordum küreselleşmenin. Bunu da Melisa Hocam'ın sunuşu benim sorgulamama yol açtı.
Tabii her ikisi de dediğim gibi iç karartıcı sonuçlar. Keşke gönül isterdi ki tersi olsaydı. Fakat ön kabullerimi sorgulattığı için her iki sunucuya da çok teşekkür ediyorum. Sunuçları için. Çok teşekkürler. Soru var mı diye bakıyorum. Yazılı soru geldi mi katılımcılardan? Şu anda görebildiğim kadarıyla yok. Yazamayan katılımcılar olabilir. Sözlü olarak ifade etmek isteyen. Eğer varsa onları da alabilirim. Peki, sanırım soru yok. Her iki hocama da değerli katkılar için çok teşekkür ediyorum. Ve Mülkiye 4. Uluslararası İlişkiler Kongresi'nin son oturumunu kapatıyorum. Kapanış konuşmasında görüşmek dileğiyle saat 15'te. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sağ olun, iyi çalışmalar.